Ömer Bey, ben bir öğrenciyim veya bir öğrenci babasıyım. Master programı düşünüyorum. Neden İngiltere'yi tercih etmeliyim? İngiltere'yi neden tercih etmeliyim sorusunun birincil cevabı master programları içinde aslında. Master sürelerinin diğer ülkelere karşılaştırıldığında daha kısa olması. Yani İngiltere'de master programı bir yılda tamamlanırken diğer ülkelerde genellikle 2 yıllık, 1,5 yıllık veya 2 yıllık programlar söz konusu oluyor. Ve İngiltere'de master programlarını da 2'ye ayırıyoruz. Bir research master, bir de taught master olarak. Genellikle uluslararası öğrencilerin tercih ettiği ve akademik olarak PhD'ye, doktora programlarına gitmeyecek öğrenciler için taught master'lar yeterli oluyor akademik kualifikasyon anlamında. O da bu arada doktoraya lead edebilen bir program. Taught master'ların süresi en önemli avantajı. İngiltere'de tabii Türkiye üzerinde İngiltere'de yapılan master'ların ben hani ülkesel prestij noktasında birincil düzeyde olduğunu düşünüyorum. İngiltere ile Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi hem kültürel bağları noktasında yurt dışında eğitim seçenekleri içerisinde İngiltere en caziplerden bir tanesi. Özellikle prestij anlamında. Genel olarak hani burada multicultural veya global bir firmada mülakata girecek bir öğrenci. Bana göre HR görüşmesinde mülakat yaptığı kişilerden bir tanesi mutlaka İngiltere'de eğitim almış bir kişi çıkacaktır. Onun için İngiltere bana göre öğrencilerin master programlarında da lisansta da bana göre birincil tercih ettiği Türkiye açısından birincil tercih ettiği ülkelerden bir tanesi. Uzun yıllardır da böyle zaten değil mi? Yani çok uzun yıllardır böyle. Tabii Amerika biraz daha öncelikli bir ülkeydi ama son 10 yıldır Amerika'nın popülaritesi, Amerika'nın öncelikli tercih olma seviyesi bana göre düştü. Amerika'ya gideceğin öğrenci bana göre Kanada'yı tercih edebilir, diğer ülkeleri tercih edebilir. Ülkesel prestij noktasında İngiltere hep bir yerdeydi. Şu anda Amerika'nın da bana göre üzerinde. Peki Ömer Bey, bir yılda verilen master programı Avustralya veya bir başka ülkede verilen master programı, 2 yılda verilen master programlarına karşı kalite düşüklüğü veya bir bilgi eksikliği gibi bir durum oluşturuyor mesela? Akademik anlamda hayır. İngiltere'nin şöyle bir güzelliği var. Master programlarının 1 yıllık akademik süreçlerini üniversiteler 1 yılda work placement adı altında master programını 2 yıla çevirebiliyorlar. Yani 1 yıllık akademik master'ınızın ardından üniversiteler 1 yılda size ekstra bu master'a entegre edilmiş proje bazlı bir çalışma gibi özel sektörde çalışma imkanı sunduğu için 2 yılda olabiliyor. Ama akademik anlamda sorunuzun cevabı 1 yıllık master programı 1. term postgraduate certificate, 2. term postgraduate diploma. Tezini de yazdıktan sonra öğrenci master diplomasını hak ediyor. Ve bu master diploması uluslararası anlamda akademik statü olarak herhangi bir eksikliği yok. Ben bir artı bir şey yapayım. Orada yorumu gördüğüm için söylüyorum. Hani, 1 yıllık program sıkıştırılmış yoğun bir program gibi zannediliyor ama konuyla hiç alakası yok. Şimdi bir ülke bir yüksek lisans programını organize ettiği zaman bunu sıkıştırıp ya da genişlettiği için 1 yıl ya da 2 yıl olmuyor. O dipnotu vereyim. İngiltere'deki 2 yıl research programları 2 yıllık programlardır baktığımız zaman. O yüzden yanlış bir algı var ortada. Sanki öğrenci 1 yıl İngiltere'de master'a gidince çok fazla dersle uğraşacakmış. Bütün hayatı o 3 yıllık, 2 yıllık master'ı 1 yıllık sıkıştırılıp geçilecekmiş gibi geliyor. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil.